Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Öğretmen Hanım ve Yüzbaşı Bölüm 14. Bize birkaç metre ötede iki adam elinde silahlarla bize bakıyordu. Uzun boylu genç adam gözlerini kısarak "Yüzbaşı, amcamın selamını getirdim" dedi. Doğukan beni arkasına alıp adamlara baktı. "Kimsiniz lan siz?" diye bağırdı. Uzun boylu genç öfkeli çehresini bozmadan "Hüseyin'i, amcamı hatırladın mı? Köşeye sıkıştırıp erkekliğini eline verdiğin amcamı" dedi. Ben korku ve şaşkınlıkla onları izlerken Doğukan sinirle "Amcan denilen iblisin yaptıklarından haberin var mı? O kızı yaşındaki kadına tecavüz etti. Ben de hak ettiği cezayı verdim" diye bağırdı. Genç adam bize doğru birkaç adım attığında Doğukan beni iyice kendi arkasına sakladı. Adam birkaç adım ötemizde tam karşımıza durdu. "Amcama demişsin ki polis adını verirse tüm sülaleni hadım ederim. Amcam sözünü tuttu. Bunu iki adam gibi aramızda halledeceğiz" dedi. Bir anda kolumdan birisinin beni çekmesiyle korkuyla çığlık attım. Doğukan bana ve beni çeken adama bakıp "Hani aramızda halledecektik" diye bağırdı. Beni çeken adamın başıma tabancasını dayamasıyla tüm bedenim korkuyla titredi. Genç adam Doğukan'a bakıp "Eğer benim dediklerimi yapmazsan kızı acımadan öldürtürüm. Şimdi sesini çıkarma ve bizimle gel" dedi. Ben çaresizce gözyaşları içinde Doğukan'a bakarken Doğukan genç adama bakıp "Kızı bırak, nereye istersen geleceğim" dedi. Adam gül bir kahkaha atıp "Merak etme, sözümü dinlersen kızı sağ salim evine götürürüz" dedi. Doğukan sinirle nefes alıp "Önce kızı evine götür, gözlerimle göreceğim, sonra da seninle geleceğim" dedi. Ben çaresizce ağlarken başımdaki silah birdenbire geri çekildi ama hala adam beni sımsıkı tutuyor, kımıldanmamı engelliyordu. Genç adam gözlerini kısıp "Sen ve kız arabaya binip kızı evine götür. Ben ve adamlarım seni takip ediyor olacağız. Eğer tek bir ters hareketin olursa o arabadan sen ve kız sağ çıkamazsınız. Şimdi kızı da al git arabana" dedi Doğukan'a. Doğukan yanıma gelip ellerimi tuttu. Gözlerimin içine bakıp "Sana bir şey olmasına asla izin vermem. Gerekirse ölürüm ama sana bir şey olmaz. Şimdi seni evine götüreceğim ve yarın sabah hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam edeceğiz" dedi. Konuşmak istiyordum ama bir türlü ağzımı açıp konuşamıyordum. Sadece başımı salladım. Eğer konuşabilecek olsam o adamlara ne yaptığını, neden böyle bir şey yaptığını soracaktım. Biliyordum Doğukan asla o adamlara zarar vermeden içeriye girmelerine izin vermezdi. Doğukan beni kollarının arasına almış arabaya doğru götürürken son kez arkama baktım. O genç adam öfkeyle bize bakıyordu. Arkamızdan bir adam o genç adama bakıp "Baran ağam, onların gitmesine izin vereceksiniz" dedi. Adının Baran olduğunu öğrendiğim adam alayla sırıtıp "Eğer Doğukan denen piç dediklerimi yapmazsa birkaç saat sonra ikisine de en büyük cezayı keseceğim" dedi yüksek sesle. Doğukan arkasına dönüp onlara baktıktan sonra bana baktı. "Hiçbir şey yapamazlar Aslı. Korkma, ben varım yanında" dedi. Başımı göğsüne doğru yaslayıp yavaşça "Biliyorum" dedim. Korkuyordum hem de deliler gibi. Arabanın yanına geldiğimizde Doğukan beni kendi arabasına bindirip kendisi sürücü koltuğuna geçti. Nasıl olur da kimse polise haber vermezdi. Etrafta restoran çalışanları ve birkaç müşteri vardı. Belki de onları da tehdit etmişlerdi. Sessiz bir yolculuğun ardından eve gelmiştik. Doğukan beni eve bırakıp "Birkaç saat sonra geleceğim. Hiçbir şey olmayacak sana güzelim" deyip gitmişti. Çantamdan telefonumu çıkarıp Emre'yi aradım. Birkaç çalıştı açmıştı. Hızlıca başımıza gelenleri ve Doğukan'a götürdüklerini söyledim. Emre panikle Doğukan'ı ve o adamları bulacağını söylemiş ve telefonu kapatmıştı. Aradan birkaç dakika geçtiğinde sen beni aramış yanıma geleceğini, Emre'nin birileri arayıp aceleyle restorana çıkıp gittiğini söylemişti. Çisem de korkmuş, neler olduğunu anlamaya çalışıyordu.
Doğukan'dan. Evden çıktığımda biraz ileride bekleyen Baran ve adamlarına doğru hızlı adımlarla yürüdüm. Tabancam da yanımda değildi ki, ilk defa yanıma almamıştım. Şansıma küfrederken Baran'ın karşısında durdum. ''Ne istiyorsun?'' dedim öfkeyle. Baran sinsice gözlerini kısıp, ''Burada köy içinde gerginlik çıkmasın. Gel boş bir yere gideceğiz.'' dedi. Sakin tavrı beni deli ederken, hiçbir şey demeden eliyle gösterdiği arabaya doğru yürüyüp sürücü koltuğun yanındaki koltuğa oturdum. Baran da gelip sürücü koltuğuna oturdu. O gaza basıp hızla ilerlerken arkamızdan adamlarının gelmediğini gördüm. Sinirle ona bakıp, ''Adamların aslının kılına bile zarar verirse seni diri diri yakarım Baran Efendi, duydun mu beni?'' diye bağırdım. Baran istifini bozmadan yola bakıyordu. ''Her şey benim emrimle olur. Kıza zarar vermelerini istemiyorsan sesini çıkarmadan bekle ki ben de sinirlenmeyeyim. Eğer ki sinirlenirsem kızı tek kelimemle öldürürler.'' dedi. Öfkeyle dişlerimi sıkıp yola baktım. Başka çarem yoktu. Ne silahım ne de o adama zarar verebilecek bir şeyim vardı. Kısa bir yolculuğun ardından boş bir arazide durdu araba. Baran bana bakıp in dedi. İkimiz de aynı anda arabadan inip karşı karşıya durduk. Baran gözlerini kısıp o koruduğun kız kuzenimi öldürdü. Amcamın tek oğluydu. Amcam da kıza cezasını verdi. Sen ise intikam ateşine bir odun daha atıp amcamın ve eniştesinin erkekliklerini ellerine verdin. Şimdi sen söyle, zarar verme sırası kimde? Dedi. Öfkeyle ona baktım. Erkeklik de değil, akıldadır. Eğer kuzenin daha 14 yaşındaki kıza tecavüz etmeseydi ölmezdi. Amcansa oğlunu kimin öldürdüğünü daha bilmeden Aslı'dan bilip ona tecavüz etti. İkisi de kendilerinden yaşça küçük kızlara ilişti. Söyle, erkek dediğin adamlar suçsuz günahsız iki kızın iffetiyle oynadı. Amcan da, kuzenin de, o adam da başlarına neler geldiyse hak ettiler. Ama ne Aslı ne de Asya başlarına geleni hak etmedi. Şimdi intikam sırası kimde diyorsun ya, sırası falan yok bu işin. Amcan ve o adam cezasını çekecek. Sen de buradan gideceksin. Ve pis ellerini bizim üzerimizden çekeceksin. Anladın mı beni diye bağırdım. Baran başını olumsuz anlamda sallayıp, töreler böyle söylemez. Kana kan dedi. Öfkeyle dişlerimi sıkıp Baran'ın yüzüne bir yumruk attım. Yumruğun etkisiyle kafası yana düşerken burnunu çekip bana baktı. Bu yumruğu cahilliğine veriyorum yüzbaşı. Eğer bir daha bana vurursan o kızın ölüm emrini veririm. Şimdi kes ahlak dersini, beni dinle dedi. Sinirle yumruğumu sıkıp ona bakıyordum. Baran ağzının kenarından akan birkaç damla kanı silip, eğer ölüm istemiyorsan, bu kan davası bitsin istiyorsan iki seçeneğin var. Birincisi, kızı bize vereceksin, iki gün içinde benimle evlenecek, bu dava da burada bitecek dedi. Öfkeyle Baran'ın yakasına yapışıp, sen ne diyorsun lan diye bağırdım. Baran alayla sırıtıp, ikinci seçenekse bu sabah bizimle Urfa'ya geleceksin, amcamın kızıyla nikahın kıyılacak. Seçim senin yüzbaşı, kız mı sen mi dedi. Ellerim yavaşça gevşerken Baran geriye çekilip yakasını düzeltti. Cebinden telefonu çıkarıp birini arayıp sesi hoparlöre verdi. Ne yaptığını anlamaya çalışıyordum. Telefon açıldığında kalın bir ses, Emret ağam dedi. Ne yaptığını anlamıştım. Asya zarar verdirtecekti. Hızlıca telefona uzandığımda telefonu geriye çekip ''Sen mi, kız mı yüzbaşı?'' dedi. Öfkeyle yutkundum. Baran'ın gözlerine bakıp ''Ben'' dedim. Aslı'ya söz vermiştim. Ona bir zarar gelmeyecekti. Gerekirse ucunda ölüm bile olsa onun yaşaması için çabalayacaktım. Baran telefonu kendine yaklaştırıp ''Kızın evin etrafından çekilin. Urfa'ya dönüyoruz. Yarın akşama düğünümüz var.'' dedi. Ne olacaktı? Şimdi ne diyecektim Aslı'ya? Nasıl bir başkasıyla evlenecektim? Hem de yarın akşam. Doğukan'dan. Baran tatmin olmuş bir surat ifadesiyle telefonu kapatıp ceketin cebine koyduktan sonra bana bakıp ''Hadi bin arabaya, gidiyoruz.'' dedi. Kaşlarımı çatıp tam itiraz edecektim ki bir anda tabancasını bana doğrultup ''Eğer bir kelime bile edersen önce seni, sonra da o kızı öldürürüm.''
''Hadi bin şu lanet olası arabaya!'' diye öfkeyle bağırdı. Onun dediklerini yapmaktan başka çarem yoktu. Ne tabancam ne de ona zarar verebilecek bir eşyam vardı. En önemlisi ise aslında onların elindeydi. Ters bir hareketimde ilk işleri ona zarar vermek olacaktı. Arabaya bindiğimden beri kaç saat geçti bilmiyorum. Arabaya binmeden önce telefonumu o boş araziye fırlatmıştı. Saatlerce yol gittikten sonra Adıyaman tabelasını gördükten uzun bir zaman sonra bir evin önünde durup araç değiştirdi. Aklınca beni arayanları yanlış adrese yönlendirecekti. İçimden küfürler savururken dişlerimi sıkıp Baran ne derse onu yapıyordum. Yeni arabaya binip yola çıktık tekrar. Güneş tam tepeye çıkmıştı. Tahminimce öğle vakitlerindeydik. Uzun bir yoldan sonra yol kenarında Şanlıurfa tabelasını gördüğümde artık tüm hayatımı ve Aslı'yı arkamda bıraktığımı anlamıştım. Yol boyunca zihnimden defalarca Baran'ı öldürme düşünceleri geçerken sessiz ve sakince sabredip beklememin sebebi en ufak bir hareketimde Aslı'ya zarar verme ihtimalleri olmasıydı. Eğer öyle bir seçenekleri olmasaydı beni bu arabaya bindirip Urfa'ya getirmeleri imkansız olurdu. Urfa'ya varmıştık. Dizilerdeki gibi büyük, gösterişli bir konağın önünde durduk. Araba durduğu anda benim oturduğum yerin kapısının açılması ve beni iki adamın dışarıya çıkarıp konağa sürüklemeye başlaması aynı anda olmuştu. Hiçbir şey demeden sanki kurbanlık bir koyun gibi götürülüyordum. Başka çarem de yoktu zaten. Konağın avlusuna geldiğimizde yaşlı bir kadın geniş bir sedire oturmuş bize bakıyordu. Sanki bizi bekliyor gibiydi. Bana iğrenir gibi bakıp ayağa kalktı. Kollarımdan tutan adamlar beni kadının ayaklarının dibine fırlattılar. Küfürler savurarak bir hamlede yerden kalktım. Kadın kapkara gözlerini kısıp ''Demek sensin ha oğluma böyle bir zeval veren it'' dedi. Öfkeyle soludum. ''Size devletin jandarma yüzbaşısını alıkoymanın cezasını ödeteceğim'' dedim. Kadın sanki bana acır gibi bakıp ''Sadece onu mu ödeteceksin ha? Uğruna buraya geldiğin kızın intikamını almayacak mısın?'' dedi. Bu kez ona ben baktım alayla. Ben onun intikamını çoktan aldım. Hatta oğlum ve yanındaki sapık şimdi hapiste. Hem de sizin çok saygı gösterdiğiniz, oğlan diye övündüğünüz organları olmadan dedim. Kadın öfkeyle gözlerini sıkıp adamlara baktı. Götürün şu iti kömürlüğe, başına da iki adam dikin, çıkamasın hiçbir delikten. Zelal'in ve şunun kimliğini alın, yarına nikah gününü ayarlayın dedi. Baran öfkeyle bize doğru yaklaşıp, hani Şerife'yi evlendirecektin babaanne, Zelal nereden çıktı diye bağırdı hiddetle. Kadın Baran'a bakıp, Şerife'yi dün akşam Mahir Ağa oğluna istedi, sözü bozamayız. Ha kendi, ha kardeşi, ne olacak, ikisi de Hüseyin'in kızı dedi. Adamlar beni kollarından sürükleyip avludaki merdivenlerden aşağı indirirken Baran'ın öfkeyle konaktan çıktığını gördüm. Demek Selan denen kızla beni evlendireceklerdi. Adamlar kolumu bırakıp içerisi odun ve çuval çuval kömür dolu odaya fırlattılar. Adamlar odadan çıkarken ikisine de okkalı birer küfür savurdum. Acaba şimdi Aslı ne yapıyordu diye düşündüm. Korkudan mahvolmuştur canımın içi. Sıkıntıyla bir nefes verip yerden yavaşça kalkıp odunlardan birini alıp üzerine oturdum. Birinin gelip beni çıkarmasını beklemekten başka çarem yoktu. Tekrar kendime sövdüm. Fuarda da silahımı yanıma almamıştım. Aslı'dan Doğukan'ın kaçırılmasının üzerinden neredeyse 10 saat geçmişti. Emre, Baran denen adamın arabasının plakasını bulup mobeslerden arattırmıştı. Araba Adıyaman'da bir evin önünde bulunmuştu. Emre yarım saati önce bizi aramış, oraya gideceklerini söylemişti. Bizi ne kadar götürmek istemese de en sonunda pes edip hızlıca hazırlanmamızı söylemişti. Şimdi ise uçağa binip Adıyaman'a gidiyorduk. İçimde hep kötü bir his vardı. Ya Doğukan'a bir zarar verdilerse... Ya da başka bir şey olduysa diye ödüm kopuyordu. Saatler sonra nihayet adresteki eve varmıştık. Dağ başında bir evdi. Doğukan'ın bindirilip götürüldüğü araba görüş alanımızdaydı.
Bizi getiren jandarma aracı eve yakın mesafede durdu. Araba durunca hızlıca arabadan inip eve doğru koştum. Ben koşarken Emre kolumdan yakalayıp "Silahlı adamlar vardır Aslı. Aptal olma. Geride dur. Biz ekiple içeriye bakacağız." dedi. Tekrar ağlamaya başlamış Emre'ye bakıyordum. Korkuyla ona baktım. "Ya Doğukan'a zarar verirlerse ne olacak?" diye sordum. Emre bana güven veren bir ifadeyle bakıp "Ona hiçbir şey olmayacak. Güven bana." dedi. Başımı sallayıp Çisem'in yanına doğru yürümeye başladığımda Emre'nin telefonu çaldı. Emre telefonu açıp kulağına dayadı. "Efendim?" dedi soğuk bir ses tonuyla. Telefonun diğer ucundaki kişi ne dediyse Emre bir anda birkaç adım geri giderek diğer jandarmalara geri çekilin işareti verip "Tamam, geri çekiliyoruz. Sakın saçma sapan bir şey yapma." dedi. O anda evin balkonuna bir adam çıkıp "Asker, buradayım." diye bağırdı. Emre telefonu hızla cebine atıp adama baktı eve doğru yaklaşıp. "Sakın bir delilik yapma." diye bağırdı. Adam kahkaha atıp "Delilik mi? Asıl siz yapmayın. Eğer uslu uslu buradan giderseniz yüzbaşı yaşar. Ama eğer bir kişi bile eve yaklaşırsa yüzbaşının canını alırım." dedi. Emre başını hızla sallayıp "Tamam, şimdi gidiyoruz. Sakın yüzbaşıya dokunma." dedi. Adam alayla bize bakıyordu. Emre bana ve Çisem'e bakıp "Hadi binin arabaya, gidiyoruz." dedi. Gözyaşlarımı silerken "Doğukan'ı bırakacak mıyız?" dedim korkuyla. Emre derin bir nefes alıp "Şimdilik yapacak bir şey yok. Adamın elinde rehin Doğukan. Şimdi bekleyip doğru zamanı kollayacağız." dedi. Ağlayarak arabaya bindim. İçimden "Allah'ım, lütfen ona bir şey olmasın" diye dua ediyordum. Doğukan'dan. Ne kadar süre geçti bilmiyorum ama uyuyakalmışım. Gözlerimi açtığımda küçük pencereden yeni doğan güneşin ışıkları vuruyordu. Oturduğum yerden kalkıp pencereye yaklaştım. Güneş yeni yeni göğe yükseliyordu. Demek gece boyu uyumuştum. Dilim damağım kurumuştu. Dudaklarımı ıslatıp yutkundum. Bugün nikah kıyılacaktı. Sıkıntıyla nefes alıp kalktığım yere oturup beklemeye başladım. Birkaç saat içinde adamlar gelip beni çıkaracaktı nikah için. Saatler sonra içeriye iki adam girip bana "Hadi kalk, hazırlayacağız seni. Nikaha az kaldı." deyip kollarımdan tutup kaldırdılar. Sinirle derin bir nefes alıp "Sünnet mi olacağım? Ne böyle hazırlama falan? Kendim giyinirim. Derin kıyafeti." dedim aksi bir ses tonuyla. Adamlar kısık sesle bir şeyler homurdandıktan sonra beni çekiştirerek yukarıya çıkardılar. Avluda 7-8 masa ve nikah masası vardı. Demek ki az kişi gelecekti nikaha. Adamlar neredeyse ayağımı yere bile değdirmeden beni bir kat daha yukarıya çıkarıp bir odaya soktular. Orada bir yatak ve yatağın üzerinde ise damatlık vardı. Söve söve hızlıca üzerimi giyinip dışarıya çıktım. Ama kapıda beni bekleyen kimse yoktu. Bir an içime bir umut doğsa da trabzanlardan aşağıya baktığımda bir sürü silahlı adam vardı. Kaçmam imkansızdı. Sanki kocaman bir kafesin içindeydim. Sıkıntıyla nefes verip aşağı ineceğim sırada giyindiğim odanın yanındaki odadan Baran'ın öfkeli ama kısık sesini duydum. "Ben senin evleneceğini bilsem, o kızı getirdim güzelim." dedi. Kaşlarımı çatıp kapıya doğru yaklaştım. Ağlayan bir kadın, "Bana söz ver, beni bu evlilikten kurtar Baran. Ben senelerce seni bekledim, şimdi olmaz. Tam sana kavuştum, olmaz. Beni sevmedin mi? Hiç mi sevmedin?" diye sordu sistem edercesine. Birkaç saniye sessizlikten sonra Baran, "Sevdim Zelal ama elimden ne gelir ki? Yemin ederim, bak konuştum babaannemle. Ama anlamıyor beni. Başkasını istemiyor. İlla senin evlenmen gerektiğini, yoksa onların bizden bir can daha alacağını düşünüyor." dedi çaresizce. Kızın sesi geldi ardından. "Hani onlar buradan değildi? Nereden bilsinler töre falan? Kimseyi öldürmezler. Hem adam jandarma değil mi? Neden birini öldürsün?" dedi ağlayarak. Baran hırıltılı bir nefes alıp "Babana ve dayına ne yaptılar gördün. Abini de onlar öldürdü." dedi. Ben sinirle dişlerimi sıkarken kızın öfke dolu sesi geldi. "Abim o küçük kıza tecavüz etti.
Babam da o kıza yardım eden kadına tecavüz etti. Onlar yaşadıklarını hak etti ama kimseye hiçbir şey yapmadım. Ben bunları hak etmedim dedi. Daha fazla dayanamayarak içeriye girdim. Baran öfkeyle bana bakıp ne işin var lan senin burada dedi. Önce Baran'a sonra da gelinlikle duran kadına baktım. Sizi buradan kurtarabilirim dedim. Kız heyecanla bana bakıp nasıl dedi. Yutkundum. Telefonunu ver bana. Arkadaşlarımı arayayım. Onlar da çevre ilçelerdeki jandarmaları toplar buraya gelirler. Yaptıkları bir suç. Kimseyi zorla evlendiremezler. Bizi zorla evlendirmeye çalışanlar tutuklanır. Hem Baran'dan da şikayetçi olmam. İkiniz gidersiniz buradan dedim. Kız yatağın üzerindeki telefonu bana uzatıp ara dedi. Baran öfkeyle telefonu almaya çalışırken ben aldım telefonu. Baran'a bakıp bu kızla yeni bir hayat şansı sunuyorum sana işte dedim sinirle. Baran yumruğunu sıkıp eğer Zelal ve ben buradan jandarmalar sayesinde kaçarsak aşiretten diğerleri bizi bulup öldürür. Başka bir çaresi daha var dedi. Gözlerimi kısıp ona baktım. Baran boğazını temizleyip evleneceksiniz, oradan Antalya'ya gideceksiniz. Sonra da ben geleceğim. Orada birkaç gün sonra boşanırsınız. Daha sonra bence yurt dışında kalacak yer falan ayarlarım. Daha sonra da gideriz beraber dedi. Zelal'in gözleri heyecanla parlıyordu. Derin bir nefes aldım. Tamam kabul. Eğer cayarsan ne olacak dedim. O anda Zelal öfkeyle Baran'a baktı. Öyle bir şey yapmazsın değil mi Baran dedi ağlayarak. Baran kızın yüzünü avuçlarının arasına alıp yapmam. Sen nereye ben oraya dedi. Baran'a bakıp Aslı'yı arayacağım. Beni merak ettiler dedim. Baran yavaşça başını olumlu anlamda salladı. Ben de telefondan Aslı'nın numarasını tuşlayıp kulağıma götürdüm. Birkaç çalışa ağladığı belli olan bir ses tonuyla Aslı konuştu. Efendim. Aslı, Doğukan ben. Doğukan, iyi misin? O adam zarar verdi mi sana? Hayır, iyiyim bak. Şimdi sana bir şey anlatacağım. Ama zamanım yok. Beni iyi dinle, tamam mı? Sonra da anlattıklarımı Emre'ye anlat. Tamam. Ben Şanlıurfa'dayım. Birkaç gün sonra oraya geleceğim. Hiçbir şeyim yok ve iyiyim, tamam mı? Beni merak etme ve sakın ağlama, olur mu güzelim? Ne Urfa'sı Doğukan? Sen Adıyaman'da o adamın evinde değil misin? Hayır değilim. Sizi oyalamak için bıraktılar arabayı oraya. Ben Urfa'dayım ve birkaç gün sonra sağ salim geleceğim. Biz de geliyoruz oraya Doğukan. Sana zarar verecekler. Hayır Aslı. Sakın. Bir planımız var. Onu yapamazsak başımız belaya girer. Sakın sen veyahut Emre hiç kimse beni aramak için buraya gelmeyin. Neredeyseniz çabuk eve dönün. Doğukan neler oluyor? Güzelim şimdi anlatamam ama gelince anlatacağım, tamam mı? Lütfen bak Emre'ye de söyle asla buraya bir ekip falan göndermesin. Arama başlatmıştır. Emre onu da durdursun. Bulundu falan deyin. Tamam söylerim ama sen yemin et iyi olduğuna. Güzelim, yemin ederim iyiyim ben. Şimdi acelem var, kapatmam lazım. Tamam, seni çok seviyorum, bunu bil. Ben de seni çok seviyorum güzelim deyip kapattım telefonu. Kıza telefonu uzatıp konuştuğumuz gibi yapıyoruz o zaman dedim. Baran başını sallayıp evet, siz evlenince sen karakolun her yerde seni aradığını falan söyle. Bu gece gitmeyelim de ben de sizinle gelmek için bir bahane bulurum, oradan hallederiz dedi. Başımı olumlu anlamda sallayıp tamam o zaman ben Aslı'ya mesaj atayım dedim. Kız telefonu bana tekrar uzattı ve elimi alıp hızlıca eğer Urfa'ya yakın bir yerdeyseniz bu gece havalanda olun, ben geleceğim oraya, beraber döneriz yazıp kıza geri verdim telefonu. Ardından odadan çıkıp giyindiğim odaya geri döndüm. Nikah akşama doğru saat 6 civarında kıyılmıştı. Babaanne dedikleri kadına jandarmaların beni aradıklarını ve er geç beni bulacaklarını, o yüzden erkenden dönmem gerektiğini söyledim. İlk başta kabul etmese de Baran araya girince akşam ona uçak bileti alıp doğrucu havaalanına yola çıktık. Şimdilik hiçbir sorun yoktu. Zelal ve ben bir arabada, Baran arkamızdan başka bir arabada geliyordu.
Yaklaşık 20 dakika sonra havaalanına varmıştık. Bekleme alanında Emre, Sen ve Aslı'yı gördüğümde hızlıca onlara doğru yürürken arkamdan bir ses "Dur bakalım damat" demesiyle durdum. Nikahta gördüğüm genç ve onlarca takım elbiseli koruma, Baran ve Zelal'e silah doğrultmuşlardı. Bana seslenen ise silahı bana doğrulttu. Kaşlarım çatıp "Neler oluyor?" dedim bozuntuya vermeden. Emre, Sen ve Aslı bizi fark edince hızlıca bana doğru koşarken onlarca adamlar da onlara silah doğrultunca onlar da durdu. Bana silah doğrultan adam hepimize bakıp "Siz bizi kandırabileceğinizi mi sandınız ha?" dedi. Baran öfkeyle adama bakıp "Civan, sen abine silah mı çekiyorsun lan?" diye bağırdı. Adam Baran'a bakıp "Senelerce gölgenin altında ezdin beni. Şimdi sıra bende. Ben ezeceğim seni. Bilmiyorum mu sandın ha Zelal'i kaçıracağını? Bilmez misin yerin kulağı vardır?" dedi. Baran öfkeyle kardeşine bakıp "İndir lan o silahı. Öldürürüm seni Allah'ıma Kur'an'ıma." dedi. Civan gür bir kahkaha atıp "Bu durumda ben seni öldürürüm gibi geliyor abi bana. Büyük konuşma." dedi. Baran öfkeyle kardeşine doğru tabancasını doğrultup bir el sıktı. Civan ayağına isabet eden kurşunla yere serilirken adamların bir anda Baran'a defalarca ateş etmesi bir oldu. Zelal hızla Baran'a koşarken birkaç el de Zelal'e ateş ettiler. Emre hızla bana doğru gelirken adamların biri bana birkaç el ateş etti. Her şey neredeyse birkaç saniye içinde gerçekleşti. Son gördüğüm adamların Civan'ı yerden kaldırıp uzaklaşması oldu. Gözlerim yavaş yavaş kapanırken yüzüme dokunan Aslı'ya baktım. Masmavi gözleri yaşlarla dolmuş, yalvarırcasına bakıyordu bana. Gözlerim ağır ağır kapandı. Kulağımda ise hala silah seslerinin boğuk çınlaması ve çığlıklar vardı. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.